Herkese merhaba. Ben spor eğitmeni Mahmut Talha Sağlıklı. Bugün sizlerle birlikte yeni bir spor malzemesini inceleyeceğiz. Skill serisi ürünlerinden mini band. Yani minik esnek bantlarımızı inceleyeceğiz ve göreceğiz. Bu ürünler Skills markasıyla dünyada oldukça meşhur. Gördüğünüz gibi denge, güç, kuvvet, esneklik bütün antrenman metotlarına uygun olacak şekilde malzemeler üretilmiş ve profesyonel atletler tarafından yaygın olarak tercih edilmekte ve ben de bunlar arasından malzemeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Değerlendirmelerimi aktarıyorum. Hep beraber Skill serisi ürünlerini görelim. Ürün ülkemize Finspor aracılığıyla girmiş. Finspor'daki dostlarımdan ürünün kataloğunu öncelikle temin ettim. Gördüğünüz gibi tek tek ürünleri inceliyorum. Gerçekten çok değişik ve enteresan ürünler var. Hiç aklınıza gelmeyecek metotlarla kas gruplarının her birini çalıştıracak aletler sunulmuş durumda. Ama bugün bizim ele alacağımız ürün hangisi? Hemen kataloğun sonuna gidelim. Sondan biraz geride. Gördüğünüz gibi Skills mini bands'ler. Özellikle çok seyahat eden ve gittiği yerde egzersiz yapmakta zorlanan bir şekilde değişik metotlar arayan kişiler için çok avantajlı. Hemen paketimizi elimize aldık. Skills'ın gördüğünüz gibi gayet güzel bir paket. Açar açmaz içinden hemen bir kullanım user guide çıkıyor. Ve bu kullanım kılavuzunda gördüğünüz gibi hangi kas grubunu upper body, üst beden, alt beden olacak şekilde ayırmışlar. 3 tane modelimiz var. Bu 3 modeli görelim. Gördüğünüz gibi renk renk hepsi ayrılmış durumda. Ne anlama geliyor bu renkler? Sarı, kırmızı ve koyu gri, siyah diyelim. Olacak şekilde 3 ayrılmış. Size bunları şimdi kısaca bir izah edeyim. Sarı renkli olan model milimetrik olarak daha ince bir model. Yani en rahat esneyen, en alt seviye egzersiz lastiğimiz. Bunlar başlangıç için ideal bir şekilde egzersizlerinizi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gayet rahat bir şekilde esnetebiliyorum. Kırmızı ise bir önceki yani sarıya göre milimetrik olarak daha kalın bir lastikten üretilmiş ve bir orta derece zorluğa sahip. Gördüğünüz gibi biraz daha zor esnedi ve en zor seviyede olan siyah bandımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi esnetmekte oldukça zorlanıyorum çünkü hem kalın hem de zorluk derecesi yüksek. Bunları da güçlendikçe seviyelerinizi artırabileceksiniz. Hep beraber inceleyelim. Evet. Öncelikle bacak hareketlerimize başlayalım. Daha sonra da diğer bölgeleri çalıştırırız. Önce gibi bacaklardan içeriye geçiriyoruz. Bandınız ayağınızı kesmeyecek şekilde rahat bir şekilde geçiriyorsunuz. Yanlara bir yürüyüş yapalım şöyle ayaklarımızı açarak. Gördüğünüz gibi lastik gerginliğiyle yürümeme müsaade etmiyor ve o anda kasımın gerilmesine karşı koyarak kasın etkin bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Hemen kas gerginken ve lastiği açık bir şekilde tutarken squat diye bilinen hareketi yaptık. Bu harekette gördüğünüz üzere çalıştırıyoruz. Birçok kombinasyon yapabilirsiniz. Yanlara, öne, dilerseniz arkaya doğru yapabilirsiniz. Bunların hepsinin etkileri farklıdır. Örneğin selülit problemi olan bayanların bolca yapması gereken bir hareket, arkaya doğru itiş hareketi. Özellikle bacak çevresi, üst bacak sıkılaştırmada çok önemli. Yine diz problemleri olanlar, güçlü bacaklar isteyenler için bakın sağa doğru açıyoruz. Zorlama aşamasında nefes veriyoruz. Diğer tarafta nefes alıyoruz. Al ve iterken nefes ver şeklinde egzersizlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Açıyoruz ve kapatıyoruz. Lastiğin bütün o gerilmesiyle birlikte kaslarımız zorlanıyor. Şimdi özellikle dizlerle ilgili güçsüz bacaklardan şikayet eden kişiler için bacak kuvvetlendirmede çok etkili bir hareket. Yani kalkış hareketi. Burada tek bacağım havada, tek ayağımın üstüne yere sağlam basarken kalkıyorum ve oturuyorum. Önce sağ ayağım havada. Gördüğünüz gibi bu arada merkez kaslarımız, kor kaslarımız sabit. Evet. Kalkıyoruz ve oturuyoruz. Güçlü bacaklar için öncelikle buna 5 sağ 5 sol olacak şekilde başlayın bu harekete. Daha sonra 10 sağdan 10 soldan güçlendikçe tekrar sayısını artırabilir ve güçlü bacaklara sahip olabilirsiniz. Birçok hareket yapmak mümkün. Evet, ne yapıyoruz? Aç, ki, kapa, aç, iki, kapa, bir, ki, kapa, bir, ki,
kafa. Gördüğünüz gibi zorluk derecesini artırıyorum. Yanlara doğru yürüyüşler yapabilirsiniz. Basketbolda perdeleme yapan oyuncuları düşünün özellikle. Ve lastiği çıkarttığınızda bir anda artan hızınızı düşünün. Çünkü sanki üzerinizden bir yük kalkmış gibi boşalmışçasına rahatlayarak o anda kaslarınızı daha hızlı ve güçlü bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet, haydi biraz daha zorluk seviyesini artıralım. Şimdi ne yapıyoruz? Tek lastik yetmez. İki lastikle birlikte yapacağız. Evet, önce kırmızı orta zorluk derecesindeki lastiğimi taktım ve şimdi de gördüğünüz gibi sarıyı aşağıya taktım. Haydi biraz zorlayalım bacakları. Evet, bunu dışarıda umum yerlerde yapmayın. Sadece spor salonlarında evde yapın. Eminim ki dışarıda ilginç bir görüntü olacaktır. Evet. Tabii ki bu işin şakası. Sporun yeri ve zamanı olmaz. Her yerde yapabilirsiniz. Evet, az önce dediğimiz gibi selülit problemi olan bayanların özellikle güçsüz bacak, hani bu tavuk bacaklı dediğimiz üst taraf çok kuvvetli ama aşağısı kuvvetsiz olan kişilerin yapması gereken önemli bir egzersiz. Geriye doğru itiş hareketi. Evet, itiyoruz. Şimdi biraz da ne yapalım? Bacaklarımız ve lastikler gerginken yine oturuş ve kalkış hareketlerini yapıyoruz. Bir nevi squat'ımızı yapıyoruz. Ve neyi unutmuyoruz? Zorlanırken nefes veriyorsunuz. Yani aşağı doğru kümelirken nefes veriyorsunuz. Evet, daha çok hareket çıkabilir ama biz genel bir çerçeve içerisinde genelini inceliyoruz. Şimdi biraz da üst vücut hareketlerini görelim. Bunlar alt vücuttu. Ne yapalım? Genelde herkesin şikayet ettiği dış kol sarkmaları için triceps pushdown dediğimiz kolun dışını sıkılaştıran. Bakın iterken gördüğünüz gibi sadece kolun üst tarafı sabit. Ön kol kalkıyor ve iniyor. Triceps pushdown hareketini mini bandımızla, mini esnek bandımızla yapıyoruz. Birçok hareket yapmak mümkün. Şimdi de kolları, yani biceps kaslarını çalıştıralım. Fitness literatüründe biceps curl hareketi olarak geçen hareketi şimdi lastiğimizle yapıyoruz. Sıkıca tuttum ve çekiyorum. Çekerken nefes veriyoruz. Evet. Çek ve ver. Çek ve ver. Evet. Çekerken nefes vererek yaptık. Ve şimdi gördüğünüz gibi kolun dışını sıkılaştırdık. Kolun içini yaptık ve biraz da omuzlarımızı çalıştıralım. Lastiği aşağıda bir elinizle tutuyorsunuz ve yukarı kaldırıyorsunuz. Çekerken nefes veriyorsunuz. Yukarı çekerken. Evet, diğer tarafla yapalım. Gördüğünüz gibi kolun içini, dışını, omzunuzu, dilerseniz boynunuzu bile bu lastikle çalıştırabilirsiniz. Ama şimdi ne yapalım? Diğer hareketlerine geçelim. Gördüğünüz gibi şınav pozisyonunda başlıyoruz. Yanlara doğru adım atarak, lastik ayağımızda bu arada, adım atarak. Evet. Çekiyorsunuz. Evet, biraz daha değişik bir kombinasyon deneyelim. Hareketimizi modifiye ediyoruz. Ne yapıyoruz? Bu sefer ellerimizle yapıyoruz. Aman Allah'ım, bu malzemeyle daha birçok hareket çıkabilir. Yani şu an sizler için gösterdiklerim bunlar. Bir demo gibi düşünün bunu. Evet, yanlara doğru bakın. Açarak. Evet, güzel. Biraz şöyle size doğru döneyim, daha iyi görün. Tam geriye. Tam geriye. Çok güzel. Geldim. Evet, daha başka ne yapabiliriz? Lastiği alırız, şöyle bir uzanırız yere doğru. Bu arada omurganıza dikkat edin. Hemen altınızda yumuşak bir zemin olsun. Minderiniz yoksa bir battaniye, havlu gibi bir şey koyun. Evet, çekip itiyoruz. Çekip itiyoruz. Merak etmeyin, lastiği ayaklarınızla iyice kavrarsanız. Bu arada benim burada sizlere göstermek için böyle bir duruşum var. Bel çukurunuzu koruyun yerde uzanırken. Lastiği çekip itiyoruz. Güçlü bacaklar için çok önemli bir hareket yine. Bir nevi bir bisiklet hareketi gibi düşünün. Evet, şimdi ne yapalım? Bileklerimize takalım ve değişik bir hareket daha deneyelim. Evet, uzandım. Bu arada boynunuzu çok zorlamıyorsunuz. Omurga düzgün bir şekilde yukarı aşağı yanlara olacak şekilde hem karın kasları hem bacak hem de bütün omurgayı çalıştıran bir hareket. Gördüğünüz gibi evet, ileri ve geri, ileri ve geri olacak şekilde nefesi unutmadan. Evet, bu arada esnemeyi unutmayın. Gittikçe yorulduğunuzu hissedeceksiniz zaten. Yani burada kolay gibi gözüküyor ama yaparken gerçekten o anda kaslarınızı zorladığını hissedebiliyorsunuz. Şöyle yan çevireyim, rahat görün. Evet, gördüğünüz gibi tek boyutlu düşünmeyin. Hayatı çok boyutlu görün. Evet, yukarıya doğru çekişle birlikte. Herkes genelde önde bu quadriceps, arkada bacak çevresi, hamstringler vesaire. Bu iç ve yan kas gruplarında ise biraz daha zayıf oluyor bacaklar. Bu çok önemli bir hareket. Yukarı doğru çekiş. Ama tek yönlü olmayalım dedik.
3 yönlü olacağız. Şimdi öne doğru itiş yapabilirsiniz burada. Ya da aynı şekilde geriye doğru çekişler yapabilirsiniz. Evet, itiyoruz. Daha doğrusu it geriye doğru ve bacak bölgenizin nasıl da etkin çalıştığını hissedin. Yere uzanın. Yere uzandık burada. Evet. Bu biraz böyle bacakları zorladığı için siz tabii molalar verebilirsiniz. Ben biraz açıkçası kondisyonlu olduğum için üst üste geçişler yapıyorum. Evet, ileri geri, ileri geri gördüğünüz gibi. Sanki bir eliptiğin üzerinde koşuyormuş gibi. Alın, lastik gerginken bir daire çizin şöyle havaya. Bir daire. Çok güzel. Evet. Dairemizi çiziyoruz. Bacakları açın. Evet, makas gibi yanları açarak lastiği güzel. Evet. Ve yerden kalkarken yan dönüp yerden destek alarak kalkıyoruz. Bunu da unutmayın, omurganızı korumak için. Evet, genel olarak hareketlerimiz bunlardı. Mini bantlarla yapacağınız hareketlerin yanı sıra çok minik, ufak bir alet çantanıza rahatlıkla koyabilir, seyahatlerinize yanınıza götürebilir ve gittiğiniz her yerde egzersizlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Bunu unutmayın. Evet, şu anda çantamda seyahate hazırım. Mini bantlar spor yapmamak için bahane arayanların bütün bahanelerini ortadan kaldıracak, çok etkin, ufak ve kasları çalıştıracak bir alet. Hepinize tavsiye ediyorum ve Finspor'a bu ürünü bizlerle tanıştırdığı için teşekkür ediyorum.